Mescid-i Aksa yıllardır olduğu gibi hala işgal altında. Siyonist, Yahudi işgalciler ve yerleşimcileri izlemiş oldukları insanlık dışı politikalarla masum Filistin halkını ve devletini yok olmaya sürüklemektedir. Filistin bir devlet olmasına rağmen bu topraklarda hak iddia eden Yahudilere göre bu bir anlam ifade etmiyor. Hatta onların sapkın ve alakasız görüşlerine göre bırakın Filistin'in, bugün neredeyse bütün Arap devletlerinin, hatta Türkiye'nin bir bölümünün kendilerinin olduğunu, Allah'ın bu toprakları onlara vaat ettiğini iddia ederek hak sahibi olduklarını dile getiriyorlar. Hem de bu iddiaları gündeme getirip buna göre politika belirleyenler sıradan insanlar değil, aksine yönetimin en başındaki insanlar. Geçtiğimiz günlerde koltuğu kaybeden Netanyahu bu kişilerin başında geliyor. Yaptıkları katliam ve cani saldırılar bu sene her zamankinden çok daha fazla tepki almıştı. Öyle ki bu, sözde devlet İsrail'in bile kendisini sorgulamasına sebep olmuş, Netanyahu'nun devrilmesine sebep olmuştu. Yine de kimse izledikleri politikalarda bir değişiklik meydana geleceğini zannetmiyor. Gün geçmiyor ki gözümüzü açtığımızda Mescid-i Aksa'da Yahudilere Allah'tan bir gözdağı daha gelmiş olmasın. Dün Filistin toprakları şoke edici bir olaya daha şahit oldu. Olay Mescid-i Aksa'daki Burak Duvarı'nın dibinde meydana geldi. Öğle vakti ezan okunmuş, Müslümanlar öğle namazı eda etmek için Mescid-i Aksa'yı hınca hınç doldurmuşlardı. Herkesin büyük bir ihlas ve samimiyetle Allah'a yöneldiği, yüreğinden zalim Yahudileri kaydetmesini geçirdiği sırada herkesi şaşkına çeviren bir olay meydana geldi. Yahudi askerler namaz kılan Müslümanlara ateş açmak için harekete geçtiği sırada Burak Duvarı'nda müthiş bir kargaşa meydana geldi. Duvardan çıkan bir yılan bir o yana bir bu yana savrularak Yahudi askerlerden birinin üzerine atıldı ve onu tek hamlede soktu. Ardından da diğerlerinin peşine düşerek kovaladı. Şok olan Yahudi askerler kaçacak yer aramaya başladı. Yaşanan olay basına duyurulmaması için İsrail hükümeti tarafından üstü kapatıldı. Olaya şahit olan birkaç küçük çocuk namazdan çıkan insanlara o sırada duydukları gürültünün sebebini bir bir anlattı. Herkes çok şaşırıp Allah'a hamd ettiler. Pek çok insan bu haberi alınca ellerini açıp Allah'tan Yahudilere daha büyük belalar vermesini, bunları başlarından def etmesini diledi. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin başına gelmiş çeşitli bela ve musibetleri şöyle anlatmaktadır. Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirge, haşere, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim oldular. Müfessirler buradaki 9 ayetin Hazreti Musa'nın elinde gerçekleştirilen 9 mucize veya Tevrat'ın 9 ayeti yani 9 buyruğu hükmü anlamına gelebileceğini belirtmişlerdir. Birinci yoruma göre 9 mucize şunlardır. Yılana dönüşen asa, ışık saçan el, çekirge, ekim böceği, kurbağa, kan, taştan su fışkırması, denizin yarılması ve Tur Dağı'nın İsrailoğullarını korkutması mucizeleridir. İkinci yorum şöyle bir rivayete dayanmaktadır. İki Yahudi Hazreti Peygamber'e gelerek buradaki 9 ayetle ne kastedildiğini sormuşlar. O da bunların şu 9 dini ve ahlaki buyruktan ibaret olduğunu belirtmiştir. Allah'a ortak koşmayın, haksız yere adam öldürmeyin, zina etmeyin, faiz yemeyin, sihir yapmayın, suçsuz insanı öldürmesi için zalim yöneticiye teslim etmeyin, savurganlık yapmayın, namuslu kadınlara iftira atmayın, savaştan kaçmayın. Kur'an, Yahudileri lanetlenmiş bir millet olarak zikretmekle beraber, onlara Allah'a ve ahiret gününe inandıkları ve iyiliği emredip kötülüğü nehyettikleri takdirde müjdelerin olduğunu beyan etmiştir. Kur'an'da geçen onlar, Yahudiler nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ahdine ve insanların, müminlerin himayesine sığınmadıkça kendilerine zillet damgası vurulmuştur. Allah'ın hışmına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Bu da onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarındandır. Hepsi bir değildir. Ehli kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar.